da beraber yapıyoruz. Dostlar şimdi alkışlarınızla bu şarkıyı süsleyeceğiz. Telgrafın tellerine kuşlar bakarlar. Herkes sevdi yine yavrum böyle bir yar. Telgrafın tellerine kuşlar bakarlar. Herkes sevdi yine yavrum böyle bir yar. Yanıma gel yanıma da yan yan başıma. Yanıma gel yanıma da yanı yanı başıma. Şu gençlikte direklerini aşanına bağlı. Yar üstüne yar seveni kurşunlamalı. Telgrafın direklerini aşanına bağlı. Yar üstüne yar seveni kurşunlamalı. Yanıma gel yanıma da yan yan başıma. Şu gençlikte neler geldi cahil başıma. Yanıma gel yanıma da yan yan başıma. Şu gençlikte neler geldi cahil başıma. Yanıma gel yanıma da yan yan başıma. Şu gençlikte neler geldi cahil başıma. Vay sürmeli sürmeli ben bilme bayraya. Severken sevdirmeli elleri kırarına. Kalem borcu boya ben bilme bayraya. Dil bilmez gürcümüye elleri kırarına. Hadi! Vay sürmeli ben bilmem ayrıya. Severken sevdirmeli elleri kırarım. Vay sürmeli sürmeli ben bilmem ayrıya. Severken sevdirmeli elleri kırarım. Haydi bakalım be. Dilim dolu yemiş, yâre saldım yememiş. Kendisi gelsin demiş, kaledenin dibiniş. Mendilim dolu yemiş, yâre saldım yememiş. Kendisi gelsin demiş. Vay sürmeli sürmeli, ben bilmem ayrıya. Severken sevdirmeli, elleri kırarım. Vay sürmeli sürmeli, ben bilmem ayrıya. Severken sevdirmeli elleri kırar. Evet. Efendim sevgili izleyicilerimiz, lütfen hediye için arayanlar 412 14 13'ü arayabilirler.
sadece hediye için aramıyorsunuz. Polis teşkilatının bu güzel gününü sıcak ifadelerinizle de paylaşmak için arayacaksınız. Hediye bir bahane, karşılıklı bir bahane. Efendim biliyorsunuz hediyelerimizin çoğunu bu akşam ben polis teşkilatıma sürpriz olarak ayırdım. Ama 2-3 tane hediyemi halkımızla paylaşacağız inşallah. Çünkü sürprizlerimiz var bu konuda. Değerli çiçeklerinden ötürü polis teşkilatımızın güzel insanlarına sonsuz teşekkürler ediyorum. Sağ olun, var olun. Bu arada teşkilatımızla bu güzelliği bizlere paylaşma fırsatını veren, yani programımızın yürümesi için bir katkı sağlayan sevgili Osman Naturoğlu beyefendi, programın sponsoru aramızda, kendisine çok çok teşekkürler ediyorum. Karabük halkı adına, Karabük halkı adına bir temsilci olarak kendisini aramızda gördük. Zaten biraz sonra teşkilatımızın kuruluşuyla ilgili dileğini alacağım. Fakat ben müsaadenizle 152. yıl nedeniyle İl Emniyet Müdürümüzden kısa bir açıklamasını almak istiyorum bulmuşken. Efendim sizi ben öperek kutlamak istiyorum önce. Sevgili Okan, biliyorsun bu akşam bizim polis bayramlarının başlangıç günleri. Türkiye'de 170 bin civarında polis var. Bu polisler Türk halkı için gece gündüz demeden çalışırlar. Onlar halkın içinden çıkan insanlar, halka hizmet için vardırlar. Bu gayretli çalışmalarında sizler bize moral vermek için böyle bir gün tertiplediniz. Başta Okan Nayır'a, BRT'nin sahibi ve yöneticilerine, huzurlarınıza çok teşekkür ediyorum. Polis gece gündüz çalışır, halkı için çalışır. Bir yılın yorgunluğunu işte böyle bir günde atmak için fırsat kollar. Şu anda bütün arkadaşlarım buradalar. Bir yılın yorgunluğunu, sıkıntılarını atmaya çalışıyorlar. Böyle bir imkanı sağladığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Bu güzel günümüzü sizlerle ve Karabük halkıyla paylaşmaktan son derece mutluyum. Hepinize ayrı ayrı tekrar teşekkür ediyorum arkadaşlarım adına ve Karabük halkına sevgiler, saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Efendim, çok güzel insan İl Emniyet Müdürümüz. Çok güzel insan diyorum zaten. Görüyorsunuz güzelliğini. Ama bu güzelliği sizlerden alıyor. Sizleri temsil ederek alıyor. Çünkü sizler güzelsiniz. Sizi temsil eden insan da tabii ki güzel olacaktır. Ben sizlerden gelen, sizler çiçeksiniz aslında, sağ olsun. Zahmet etmişler. Birbirinden güzel çiçekler sizlersiniz. Bunu teşkilatın en güzel hediyesi olarak kabul ediyorum. Saygılar, sevgiler, bir kez daha hoş geldiniz. Bu arada değerli arkadaşımız güzel bir Hicaz taksim yapacaklar. Ben biraz sonra hediyelerini tabii biraz programımızın son bölümlerinde dağıtacağım. Polis teşkilatıyla bütünleşmiş firmalarımızı buradan söylemeden geçemeyeceğim. Birikim döviz, Çepni döviz, sevgili Tutku döviz, Kolası Market, Yazıcı Kuyumcusu, Kuyumcu Adem Güldemir, Kuyumcu Hayrettin Bey, Kuyumcu Murat, Esentepe Oteli, Apex Firması, Derya Pide, Doğu Ticaret ve Gömlek Kravatı ile Üstün Bir Kuruluş, sevgili Kip
ekibi temsil eden değerli arkadaşlarımızın hediyelerini programın sonlarında sizlere dağıtacağız. Bakalım sürprizlerimiz, hem sıcaklığı yaşayacağız hem de sizleri boş çevirmeyeceğiz. Zonguldak'tan gelip gerçekten Türkiye'de haklı yeri olan iki kardeşimiz de bugün diğer saz ustalarıyla beraber dışarıdan geldikleri için onların güzel Türk müziği motiflerini dinleyeceksiniz, daha da seveceksiniz. Çok güzel şarkılar hazırladım, biliyor musunuz? Sevgili izleyiciler, polis teşkilatımızın güzide insanları ve değerli stüdyo konukları. Efendim, güzel bir şarkı geliyor yine Hicaz. Kader diyemezsin. Son günlerde popüler, güzel bir şarkı. Eminim ki bunu benden biraz daha çok seveceksiniz. Thank you.
sen kendi evdin. Aşkıma, sevgime ihanet ettin. Kader diyemezsin, sen kendi evdin. Aşkıma, sevgime ihanet ettin. Yalvarışım çok geç, beni kaybettin. Dönme artık, seni ben de terk ettim. Yalvarışım çok geç, beni kaybettin. Dönme artık, seni ben de terk ettim. Hadi kaçma bu aşkın sonu. Hani sevecektin bir ömür boyu. Nasıl yaptın zalim sen bana bunu? Kader diyemezsin sen kendine değil. Hani mutluluktu bu aşkın sonu? Hani sevecektin bir ömür boyu? Nasıl yaptın zalim sen bana bunu? Kader diyemezsin sen kendine ki. Boş bir anısın. Sen gerçek aşkımı sahte yanısın. Şimdi gözlerimde boş bir anısın. Sen gerçek aşkımı sahte yanısın. Sana değil ağrım, bana acısın. Bu kötü günlere sen sebep oldun. Sana değil tanrım, bana acısın. Bu kötü günlere sen sebep oldun. Hani mutluluktu bu aşkın sonu? Hani sevecektin bir ömür boyu? Nasıl yaptın zalim sen bana bunu? Kader diyemezsin sen kendine. Hani mutluluktu bu aşkın sonu? Hani sevecektin bir ömür boyu? Nasıl yaptın zalim sen bana bunu? Kader diyemezsin sen kendine. Efendim, teşkilatımızın en genç ve en güzelini zaten seçtik. İnşallah gelecekte sizin güzelliğinizi o da yaşayacak. Zaten belli, mesleğini sormaya gerek yok. Adını koymuşsunuz. Polis teşkilatımızın en güzel üyesine, sevgili seyircilerimizin güzelliğine bir alkış gönderiyor muyuz? Çiçek yerine. Ve çiçeğine çok teşekkürler ediyoruz. Şu anda alıyor mu kamera? Güzel insanları alıyor mu? Polis teşkilatımızın öbür ferdi nerede? Gel öpeyim. Gel güzelim. Gel. Şu anda rütbe olarak benden üstün. İnşallah çalışarak azimle bir şeyler yapacağız. Zahmet ettiniz. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sevgili izleyiciler, sıcak
muhabbeti görüyorsunuz. Allah için konuşun. Şu sıcaklığı hiçbir kanalda şu anda bulabilir misiniz? Vicdanen konuş. Vicdanınızla. Zannetmiyorum. Zannetmiyorum. Şimdi ben polis teşkilatımızın adına Karabük halkına, bölge halkına, sizleri temsil eden aramızda bir abimiz var. Karabük halkı, bölge halkı adına biz yer verdik kendisine. Sevgili Osman Natıroğlu'na. Ben şimdi bu güzel çiçekleri Sayın İl Emniyet Müdürümüz Osman Ülker Bey sizlere ithaf etmek üzere sizi temsil eden Osman Bey'e çiçeğini verecekler efendim. Bir eser okuyayım. Daha sonra teşkilatımız için çok güzel bir teşkilatımızın amblemini sanatıyla bütünleştiren Güven Pastanesi güzel bir pasta hazırlamış. Zaten onlara da sonsuz teşekkürler ediyoruz. Her zaman böyle güzelliklerde gereken her türlü ilgiyi esirgemiyor. Tamam. Bir eser yapıyoruz. Beraber okuyoruz. Hani senede bir gün geliyor ya. Hadi bakalım. İnan abi. Neredesin abi?
hazırdı. Pastamız hazırdı. Güven Pastanesi'nin polis amblemini işleyerek bir sanat gibi yaptığı pastamız geliyor şimdi herhalde. Bu arada pastamızın hazırlığı yapılırken ben polis teşkilatımızın anlamını belirten güzel bir şiirimiz var. İki tane genç, pırıl pırıl genç mensubumuzu ben buraya almak istiyorum. Tabii bu arada seslendirmede Zinnur Bey'i gerçekten alkışlamamak bugün mümkün değil. Evet, şöyle alayım sizi. Bu arada bugün sazlar, inanın ulusal sazların seviyesinde. Mübalağası söylüyorum. Klavyede Timur. Klarnette yılların ismi. Mustafa Kandıralı'dan devralıyor Mustafa. Sevgili Kemani Yüksel kardeşim aramıza Zonguldak'tan katılan büyük usta. Ritimde değerli üstad Kenan. Yine ritim tefte sevgili Kemal kardeşim. Ve kanunda Toprak kardeşim. Udi Genç Pırlanta Mustafa. İşte güzel saz heyetimiz. Alkışlarınızla. Şimdi ben mikrofonu sizlere göndereyim. Önce isimlerinizi alayım. Polis memuru Fatma Özcan. Polis memuru Murat Ayhan. Sokaklardır ancak gece sıvası. Gözlerinde tüter sıcak yuvası. Huzur bozanların korkulu rüyası. Can güvenliğimiz yiğit polisler. Bir hitabesi vardı yüce atanın. Bir vasiyeti vardı İstiklal Marşı'nın. Bir şanı, şerefi vardı kanlı bayrağın. 10 Nisan'da yola düştü polisler. İçin affeder, hakka tapanı, vatanı, milleti seven polisler. Bilerek altında kefensiz yatanı, anarak saygıyla kılıç tutanı, insan vücudundan dökülen kanı, ellerini açıp tutan polisler. Her zaman hazır. Onların varlığı en büyük huzur. Darda kalanlara yetişir hızır. Kahraman, fedakar Türk'ün polisi. Polis, tarihlere destan nakışlar. Müsbet olsun sana olan bakışlar. Halk hep seni sevip seni alkışlar, göz bebeğim benim, şanlı polisim. Sizlere teşekkürlerimi ederken vallahi gözyaşlarımı tutamadım. Çok güzeldiniz. Bu arada efendim güzel bir telefon almış arkadaşlarımız. Sayın Çevre Derneği'nin başkanı Betül Kocamanoğlu değerli aile dostum. Polis gününü kutluyor. Polislerimiz bizim bekçimiz diyor. Biz de çevrenin bekçisiyiz. Evet. Kendisini kutluyoruz. Lütfen Karabük ve bölge çevresine zarar veren bütün kuruluşlar varsa şahısları hep beraber tespit edelim. Biz de sizlerle beraberiz.
sayın çevre bekçimiz, değerli çevre derneği, işte polis hakikaten bizlerin bekçisi burada. Ama biz beraber çalışacağız. Sevgiler, saygılar efendim. Hazır mıyız? Güzel fikir diye gidiyoruz. Değerli üstad, kanuni toprak, çiçek yerine alkışlarınızı kabul ediyoruz. Benimle koşturan bir kardeşim var. Sevgili
Orhan Bulut kardeşim. Biraz sonra sana şarkıyı söyleteceğim. Biliyorsun şu anda Karabük'ün sevgili izleyiciler, asayiş komutası bende. Bana güvenin. İnanın benden sizi bugüne kadar yıllardır tanıyorsunuz. En ufak bir zarar geldi mi? İdareciliğim de becerikliğim de ön plandadır. Hiç siz merak etmeyin. Şu anda teşkilatım burada ama bütün asayiş Berkemal Allah'ın izniyle. Geldi mi pastamız? Hemen buyurun alalım o zaman. Üstadımızı alalım. Efendim bu arada sizlere benim bir çiçek göndermişler sayın müdürüm. Aynı zamanda bana da göndermişler. Ben onu size takdim edeyim. Teşekkürü size bırakayım ben. 3 Nisan Karabük Spor Taraftarlar Derneği. Hani Karabük Spor'un son günlerdeki başarısı için çiçek yerine... Karabük Spor'u birincilikte görmek istiyoruz. Karabük Polisi Karabüklerle birlikte onların mutluluğu için koşturuyor. Ve bu koşturmamız aynı zamanda Karabük Spor'un muhakkak birinci lige çıkması için de ayrıca bir güç ve moralle sizleri destekliyoruz. Bize bu nazik çiçeği gönderdiğiniz için bütün Karabük Spor severlerine, derneğine, başkanına, bütün halkımıza çok teşekkür ediyorum. Evet. Aynı şekilde bana da çiçek gönderme nezaketinde bulunan 3 Nisan Karabük Sporlar Derneği'nin değerli üyelerine, mensuplarına buradan sonsuz teşekkürler ediyoruz. Karabük Spor'un arkasında olanla biz beraberiz. Onun başarısı tüm Karabük halkında olduğu gibi hepimizi mutlu eder. Karabük Spor Camiası'na, tüm Karabük'e, Karabük Spor sevenlerine sevgiler, saygılar diyorum. İsterseniz değerli dostlar, izleyicilerimize çiçek gönderelim mi? Ne diyorsunuz? Çiçeği biliyorsunuz. İşte. Ve lütfen bu güzelliği çok güzel işlesin kamera. Güven Pastanesi her zaman olduğu gibi adına, şanına yakışır. Karabük'te liderliğine yakışır. Güzelliğine yakışır bir hizmette bulundu. Ustalarımız geceli gündüzlü amblem için çalıştılar. Polis teşkilatımızın 152. yılı nedeniyle Güven Pastanesi'ne sonsuz teşekkürler ediyoruz. Gürbüz Bey ve şahsında tüm arkadaşlarımıza zahmetler ettiniz. Ben o güzel kılıcı kesmek üzere teşkilatımızın değerli yöneticisi sevgili Osman Ülker Bey ve hanımefendiyi alayım ben müsaadenizle. İkinizi beraber almak istiyorum. Yalnız ben şunu kesmeye kıyamam ya. Bunu ne yapalım bunu? Sadece aşağıdan keselim de şunu isterseniz saklayalım ama bir şey olur mu? Abi bir baksana yani. Nasıl kıyılır bunu Allah için ya? Evet, bu pastayı gönderen sevgili Güven Pastanesi'nin sahibine teşekkür ediyoruz. Bu arada gecemize maddi ve manevi katkısını esirgemeyen sevgili adaşım Osman Natıroğlu'na teşekkür ediyorum. Ve bu pastayı defakar Türk polisinin yanında onlara destek çıkan sevgili eşleri, hanımefendiler için yine bize sevgilerini esirgemeyen küçücük çocukları için kesiyorum. Hepsini seviyorum, onlara mutluluklar diliyorum. Buyurun. Alkışlarınızla şurada kısa da olsa bir dans alıyoruz. Bir güzel çifte. Teşkilatımızın
güzellerini şöyle kenara alır mıyız? Kenara alır mıyız? Hafif. Güzel insanlar gördünüz değil mi efendim? Şarkılarımızla sizler bütünleşiyorsunuz. Bir, müsaadenizle hiç telefon almadık. Bir telefon alayım. Hazır mıyız? Peki. O zaman hemen şarkımıza giriyoruz. Bu arada telefonlarda uzun süre bekleyerek polis teşkilatının güzelliğini bizlerle paylaşan Oğuzhan İhsankes. Polis teşkilatının mutlu gününü yürekten kutlarım Sayın Nuriye Toker hanımefendi. Düşmanım ben seninki.
Bu arada ben müsaadenizle iki tane hediyeyi hiç kuraya koymadan yetkime dayanarak şu anda vermek istiyorum. Bu hediyeler birikim döviz Ahmet Soyköy kardeşimden 50 mark bir gül olarak göndermiş zaten ve Hamit Çepni abimden, sevdiğim dostumdan Çepni döviz 50 mark. Bunlar ufak şeyler ama biz ufak da olsa bir merhem, bir çiçek olsun dedik ve bu iki hediyeyi yetkime kullanarak şehit bir polisimizin eşine armağan etmek istiyorum. Sayın şehidimiz, polis şehidi Nazif Topsakal, eşi Rukiye Topsakal hanımefendiye ben birikim dövizin 50 markını ufak bir çam sakızı niyetine lütfen kabul etsinler. Çiçek yerine kabul etsinler. Bu tür ufak şeyler, çok büyük şeylere layıksınız. Ama ben bu çiçeği size vermek istiyorum. 50 markı kendilerine çiçek yerine gönderiyorum. İkinci 50 mark birikim dövizden sonra Çepni dövizin 50 markını da yine babası şehit, şehit bir polisimizin ailesi Hasan Karataş kardeşimiz, bu Akbank'ta müdür yardımcısı. Onun babası şehitmiş. Biz o 50 markı da, Çepni dövizin 50 markını kendilerine çiçek yerine gönderiyoruz. Lütfen onu bir ara alsınlar. Sevgiler, saygılar sunuyorum. Tabii etkinliklerimizde rahmetli şehitlerimizi anmak da var. Onlara diyoruz ki Allah rahmet eylesin. İnşallah birbirinden güzel insanlarımız bundan sonra böyle acıyı yaşamasın diyoruz. Kalanlara başsağlığı diliyoruz.
Telefonumuz varsa telefon alacağım. Arkadaşlarımız telefonları alıyorlar. Bu arada bizlere mesajını ulaştırıp telefonda uzun süre bekleyip lütfen ricalarını gönderen, güzelliğimizi paylaşan Bulak Çocuk Yuvası Derneği mensupları, Safranbolu Öğretilebilir Çocuklar Yuvası ve Güven Pastanesi'nden Gürbüz Bey ve dostlarına, ayrıca Kahraman Ticaret Nihat Kahraman bir de hediye göndermiş, güzel bir hediye. Lütfen değerli konuklar, benim programıma yakışır hediye gönderin. Zaten bakıyorum hediyeler, kusura bakmayın. Yani birazcık insanlarımıza güzellikleri verelim. Ben ufak hediyeleri pek dağıtmıyorum, kusura bakmayın. Hediye programıma yakışsın, dostlarıma yakışsın lütfen. Birazcık elinizi açın, bonkar olun, bir şey olmaz. Efendim, bu arada Yılmaz Saral, Karadenizler Derneği Başkanı. Şu anda beni izliyorsun. Telefonda hangi büyük hediyeyle katıldığını ayrı bir telefonla belirtirsen sevinirim. Bekliyorum telefonunu. Yine Şerefli Türk Polisi'nin ve Karabük Polis Teşkilatı'nın bu mutlu gününü kutluyorum. Çok duygulandım. Benim de bir oğlum Gaziantep'te polis, Ramazan Saraçoğlu. Hani alkış? Çok güzel. Ve değerli sanatçı, şair kardeşimiz, Türkiye'de gerçekten adından söz edilen Tahsin Şentürk kardeşim de güzel bir mesaj göndermiş. Kendisinden ricam, lütfen iki gün sonraki teşkilatın gecesine şanına yakışır bir şiirle gelmesini rica ediyorum. Buradan sevgiler gönderir.
hayatını anlayacak. Çok çok güzelsiniz. Ekranları başındaki siz sevgili seyircilerimiz, bu sıcaklığı başka bir yerde bulmanız mümkün mü? Değil. Sebebini anlatmak istiyorum. Çok sıcak insanlarla beraberiz. Bugün de onda. Çok güzel insanlarla beraberiz. İnanın ben bile bugün daha coşkulu okuyorum. Fark ettiniz. Hani daha önceki programlarımızda biraz performansı arttırdık. Güzelliklerin karşısında çok daha güzelleşiyoruz tabii. Şu anda bir reklam arası vereceğiz. İsterseniz bu reklamın her yerde, ulusal televizyonlarda mutlaka bir dost söylüyor işte reklamlar. Tabii Aygaz, Naturoğlu firması ne diyecektir? Ekranlara efendim. İyi akşamlar diliyorum. Ülkemizde halkımızın güvenliği ve asayişi bakımından yardımcı olan Emniyet Teşkilatı'nın 152. yılını kutlamak üzere bulunuyoruz. Ve burada bulunmaktan çok mutluyum. Karabük ilimizin değerli yöneticisi, il müdürümüz Osman Lütker Bey'e şahsım ve Karabük adına bu güzel teşekkürleri sunmak istiyorum. Teşkilatına teşekkür ediyorum. Başarılı çalışmalarının devamını rica ediyorum. Saygılar sunuyorum. Efendim, şu anda güzel pastalar ikram ediliyor Güven Pastanesi'nin. Gürbüz kardeşimiz ve değerli arkadaşlarına teşekkürler ediyoruz. Bu arada Karabük'te Bedesten Çarşısı'nda çiçekçilikte haklı bir isim. Her zaman programlarımızda sevgiyle insanlara yaklaşan ve her zaman hizmetini esirgemeyen Hakan Çiçek Evi. Evet, Hakan Çiçek Evi değerli yöneticisi Hakan kardeşime bu çiçeklerden ötürü teşekkürler ediyorum. Ben bu çiçekleri sizlere dağıtacağım. Güzel çiçekler. Müsaadenizle şuradan başlayayım şöyle. Osman abi, pasta güzel bir elinle bilmiyorum. Şöyle alacağız ama bunu ithaf ediyoruz. Karabük halkının çiçekleri efendim bu. Hakan Çiçek Evi aracılık yaptı. Karabük halkının çiçekleri. Şöyle ben çiçeklerimizi verelim. Hakan Çiçek Evi'ne de sonsuz teşekkürler. Osman abi. Al bakayım. Al güzelim. Şu anda kameralar nerede? Burada mı? Bakın şöyle bir dolaşayım. Şöyle. Hakan Çiçek Evi'ne teşekkürler ediyorum. Efendim, çiçek gibi olun. Kusura bakma böyle. Bir saniye çiçekler. Şöyle. Bu da bir tane daha kardeşimize. Efendim bu 5. 6. kağıt geliyor. Hepsinde de diyorlar ki bir torpil var yalnız bunun için içinde. Torpil var da Sayın İlhan Başkomiserinde bir ses var. Çıkarsa vay senin haline. Biz de diyoruz ki Hodri Meydan biraz sonra. Evet, biraz sonra alacağım oraya. Beraber güzel bir uşak okuyacağız onunla. Efendim çiçeklerde kalmıştık, pardon. Orhan abi şöyle vereyim şöyle. Teşekkürler ediyoruz. Şöyle efendim, programımıza katılan dostlarımız şöyle. Ya bunlar arkadaşlar, çok güzel insanlarsınız. Şöyle atsam mı ki? Olur değil mi? Öyle mi? Bir dakika sonra reklamlara giriyoruz. Lütfen bu çiçekleri
sizlere ulaştırmamda arkadaşlarımız yardımcı oluyorlar. Hakan Çiçek Evi'ne sonsuz teşekkürler. Hakan'cığım sağ ol, var ol. Bu çiçeklerinle sen de bir çiçek gibisin. Her zaman BRTV'deki yakın ilgine teşekkürler ediyorum. Ve hemen şimdi reklamlar. Serbest pastanızı yiyin. Girdik mi reklama? Girmedik. Çetin Taş, Yüksel, Bahariye, Altın Yıldız ve Yusa takım elbiseleri, ayrıca tek ceket ve pantolonları Eda Spor Giyim'de. Eda Spor Giyim. Grand ve bonjour gömlekler, kravatlar, kemerler, hepsi tam istediğiniz güzelliklerde. Arslanlı, Bensu ve Adnan Trikon'un kazakları, Jovi kot pantolonlar ve damatlık takım elbiseler Eda Spor Giyim'de. Eda Spor Giyim, Hürriyet Caddesi, İş Bankası karşısı, numara 7'de. Telefon 412-65-58. Avrupa Kalite Ödülü. Düşünün bir kere, Avrupa'da bir Türk lastiği en iyi kalite ödülüne layık görülüyor. Buna söylenecek başka ne söz olabilir ki? Avrupa Kalite Ödülü lastiği ve Bridgestone lastikleri Safranbolu yetkili satıcısı Mehmet Tüfekçi'de. Hem de peşin fiyatına vadeli. Ağırbaşı'da binek otojantları, bizden aldığınız lastiklerde ücretsiz servis hizmeti ve bilgisayarlı balans ayarı yapıyoruz. Adres: İnek Mahallesi, Paşapınar Caddesi, Yıldız Sokak. Telefon: 725 16 83 712 34 31. Ayşem. Ah diyorum, silahlar olmasa, dünya sevginin ve barışın çiçekleriyle bezense ve tüm insanlar kardeş. Ayşem. Biliyoruz, Ayşem'i tanıyorsunuz. Peki neler var Ayşem'de? Bay, bayan, çocuk, bebe giysileri, doğramayı çamaşır, pijama ve eşofmanları, loft, best of ve Oscar Blue Jean, yazma, eşarp ve diğer tuhafiye türleri. Her türden çorap, öz dilek havlu, banyo takımları ve çeyiz türleri. Yani Ayşem'e gelen tepeden tırnağa giyinir ve çeyiz derdini de bitirir. Şartlar mı? Kalite, uygun koşullarda. Karar sizin. Sevgiyle, Ayşem. Ayşem Giyim Kuşam Evi, Esentepe Salı yolunda. Telefon 412-43-50.
eski dostlar, eski dostlar. Ne bir selam, ne bir haber. Eski dostlar, eski dostlar. Hadi. Geceden, geceden. O
Aman uykusuz mu kaldın, beyma yedim. Aman aman, günkü geceden geceden. Uyan beyma, gidin uyan. Ah kadam fena bin, kölen ben ödüyorum. Uyan beyma. Başında yazmasın inci, çürüttüm 32 mendili, bulamadım o yarimin dengini. Oklamar aman aman hoşgeldi, başında yazmasın inci, çürüttüm 32 mendili, bulamadım o yarimin. Polis evinin inşaatına bizler de katkıda bulunacağız derler inşallah. Emekliler Cemiyeti Başkanı Refik Bozkurt abimiz, Refik abi temel atacağız abi. 2-3 ton demire ihtiyacımız var. Sana sevgiler sunuyorum. Var olasın. Şimdi dilerseniz Zonguldak'ta ama ikisi de Türkiye sahnelerinde büyük isimlere eşlik etmiş, musikiyi iyi bilen sazdan üstadı misafir kardeşlerimiz. Zaman zaman benim programda her zaman beraber olacağız Allah kısmet ederse. Yüksel Bey, geçen öyle ilgili telefonlar geldi ki sizleri, sesinizi çok beğenmişler. Sana şimdi ben şarkı okutmazsam Okan kıskandı demezler mi? Alkışlarınızla güzel bir şarkıda Yüksel kardeşimle. Unutulmaz
Okudun. Beni gölgede bıraktın. Şimdi dilersen genç telefon var. Hazır mıyız? Alo. Alo. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Buyurun sizi tanıyalım. Türk Telekom'dan arıyorum ben. Gece çalışanlar adına. Polis tezgahının 152. kuruluş yıl dönümünü Telekom'un gece çalışanlar adına tebrik ediyoruz. Görevlerinde hepsinin başarılar diliyoruz. Biz de programımıza gösterdiğiniz ilgi, teşkilatımıza gösterdiğiniz ilgiye Türk Telekom mensuplarını da kutluyoruz. Teşekkürler ediyoruz. Zannederim bütün telefonlarımız kilitlenmiş, öyle mi efendim? Evet efendim, evet. Çok yoğun bir talep var. Hatlar yetersiz zannediyorum televizyon kanalı. Çünkü başından beri Sayın Remzi Tüfekçi Genel Müdürümüz sizden aldıkları bilgilere göre telefonların hepsi dördünün kilitlendiğini, görüşmenin mümkün olmadığını belirttiler. Öyle midir efendim? Evet efendim. Vatandaşlar arıza servisine de müracaat ediyorlar durum hakkında bilgi almak için. Biz kendilerine durumu izah etmeye çalışıyoruz. Ben size teşekkürler ediyorum. Karabük halkına başında bir şey söyledim. Evet. Bu sıcaklığı sadece bizlerle bugün yaşayabileceksiniz. Bir hatamız var mı efendim? Evet, estağfurullah. Çok teşekkürler ediyoruz. Teşekkür ederim. Saygılar, sevgiler efendim. Sağ olun. Evet. Mustafa'cığım senin. Şimdi genç, güzel bir kabiliyetli kardeşimizden güzel bir nihavent okuyacağız. Ben tutayım istersen mikrofonu. Müsaadenle Mustafa'cığım şunu bir alayım ondan sonra. Alo. 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 Biraz sesli, biraz telefona sesiniz iyi gelmiyor efendim. İyi akşamlar diliyorum. Kendinizi tanıtır mısınız? Ben anlayamadım. Kartaltepe'den arıyorsunuz. Buyurun teşkilatımıza ne diyorsunuz? Gelemediğiniz için üzgünsünüz. Peki, aradığınız için teşekkürler. Tüm Kartaltepe yöresine buradan sevgiler, saygılar. Teşekkürler ediyoruz, sağ olun. Bir telefon daha alabiliriz. Şimdi müsaadenizle bir şarkı okuyalım. Güzel, Mustafa Bey okuyacak. Çünkü telefon almalıyım. Alo. Alo. İyi akşamlar. Efendim iyi akşamlar. Önce sizi bir tanıyalım. İsmim Selda Aslım. Evet. Polis eşiyim. Polis bayramını 152. yıl dönümünü kutluyorum. Diyorsunuz. Evet. Bizden herhangi bir isteğiniz var mı? Sağ olun. Bir şey sormak istiyorum samimi olarak. Buyurun.
öbür kanallara geçme gereği hissettiniz mi? Hayır, hiç. Bandayı kaldırdım ortadan. Hani çiçek? Ben size demedim mi? Şu ter, terin karşılığı olacak mutlaka. Efendim çok teşekkürler. Sevgiler, saygılar. Biz de bugününüzü kutluyoruz. Siz de bir mensubumuzun eşisiniz. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyoruz efendim. Sağ olun. Sağ olun. Evet, hemen... Bu son. Şimdilik yani. Sağ olsunlar, tabii. Efendim, iyi akşamlar. Efendim, trafik denetiminde başarılı görevler yapan en büyük cezayı benim arabaya yazan ama kendisini çok seviyorum. Ceza hak ediyoruz, o ayrı bir olay. İlhan abimizi ben sahneye alacağım. Beraber bir uşak yapacağız. İlhan Ekmekçi'yi alalım mı? Alkışlarınızla. Değerli dostlar, bir uşak taksim girer misiniz? Bir ses. Ayrıca şahsınızdan tüm BRTV çalışanlarını kutluyor. Çalışmalarını
yayınınızın devamlıca sayılar sunuyorum. Çok teşekkürler ediyoruz. Sevgili kardeşim Metin. Evet, buyurun, Okan'dayım. Karabük Gençliği adına arıyorsunuz. Evet. Sizi ben de kutluyorum. Bir şey sormak istiyorum. Tabii, buyurun efendim. Lütfen samimi, yani şey yok. Evet. Başka bir kanala geçtiniz mi? Vallahi akşam saat benim 5'te toplantım vardı. Saat 8'e kadar falan sürdü. Tamam. Yemeğimi yedim. Yemeği yediğim an BRTV'yi açtım. O zamandan bu yana izliyorum. Yani hiçbir kanala geçmedi mi? Hayır. Zaten biliyorsunuz Karabük'te Sayın Okan'dayım. Karabük Gençliği'ni temsilen konuştu. Ya insan merak edip de bir başka şovlara, hani alo, isim şovlara gitmemiş. Alo. Sayın Okan Nayır, biliyorsunuz ayrıca ben Karabük'te spor yazarlığı yapıyorum, Karabük Postası gazetesinde. Bu akşam spor programı olmasına rağmen ben BRTV'yi izliyorum. Hani Çiçek, çok teşekkürler sevgili Metin. Sağ olun, teşekkürler. Sevgiler, saygılar. Biz de polis teşkilatımızdan Karabük Gençliği'ni siz temsil ettiğiniz için en güzellikler, güzel çiçekler gönderdik. Aldınız değil mi? Sağ olun, teşekkür ederim. Sevgilerle, saygılarla. Ya, iyi geceler. Evet. Sesi böyle. Ya iyi zamanlar rastlarsak demez misiniz ki arkadaşlar hepinizin burada ne işi var? Allah'tan ki bugün hafif grip. Şükürler olsun ki yoksa vallahi işim zor. Alkışları zaten ona verdiniz, hep zararı yok. Şimdi dilerseniz
Efendim iyi akşamlar. İyi akşamlar Ufak kardeşim. Sağ olun, sizi tanıyalım. Ben Mustafa. Alo. Alo. Hatırlı, patronunu görünce arıyorsun değil mi? Estağfurullah Ufak. İyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkürler. Çok güzel program oluyor. Alo. Evet, dinliyorum seni. Ben çok güzel oluyor programı. Ben değerli iş müdürlüğünün nezdinde Efendim Polis Teşkilatı'nın 152. kuruluşunu kutluyorum. Çok teşekkürler ediyorum Mustafa Hoca. Aynı sevgi bak geldi sana, aldın mı? Alıyorum, onlar hep konuştum arkadaşlar Dorofancı. Çok teşekkürler. Değerli müdür yardımcılarımızın ve müdürlerimizin, başkomiserlerimizin, çok sevgili polis arkadaşlarımızın da izlediğiniz kuruluşunu kutluyorum. Çok teşekkürler. Sizleri düşünmek için çok zorluk çektik. Sabah programın başından bu tarafa arıyoruz. Keşke bugün bu aygazın reklamını oraya takarken bir torpil yapıp da sana mesaj verseydim, böyle telefonla aramazdım. Ben güzel bir program oluyor, istiyoruz. Ama benim de bir isteğim var. Bunu tüm polis teşkilatına, aileme, bütün Naturoğlu Anonim Şirketi'nin çalışanlarına ediyor diyorum. İşte bu ne sevgi ağam, bu ne ızdırap. Bu ne sevgi ağam? Evet. Peki ben onu müsaadenle şu hediyeleri dağıttıktan sonra onu okuyalım. Evet. Herkese iyi akşamlar, iyi eğlenceler, saygılar sunuyorum. Çok teşekkürler. Alo. Hayırlı günler. Hayırlı günler efendim. Biraz sesinizi alayım efendim. Kapullu köyünde. Ya tebrikler ediyorum seni. Bak bak bak, alkışlara bak. Peki Kapullu köyü adına 152. yıl ve program için ne diyorsunuz? Efendim başarılarınızı devamını diliyorum. 5 dakika evvel içimden geçtiğini kalpten biriymiş. Bu ne sevgi, bu ne ızdırap, isteyecektim arkadaş da onu söyledi. O zaman bir taştan iki kuş. Aradığınız için çok teşekkürler, saygılar, sevgiler. Sağ olun. Evet, şimdi iki hediye dağıtmıştım biliyorsunuz. Şehitlerimizin ismini okudum. Birikim dövizin 50 mark, Çepni döviz 50 mark. Şu anda tutku döviz. Tutku dövizin 50 markını ve arkasından kol ağasının 1000 frankını dağıtacağım. Ama önce bir telefon. Alo. 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 İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Buyurun tanıyalım sizi efendim. Tarık Özcan. Evet. Kurtuluş Mahallesi'ni arıyorum. Güzel. Polis Teşkilatı'nın 152. yılını kutluyorum. Sizinle böyle bir program yapmanızı teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler, zahmet ettiniz. Saygılar, sevgiler sunuyoruz. Şimdi bir telefon. Hakancı, müsaadenle hediyeleri dağıtalım. Alo. Alo. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Bizim TV'nin çalışanlarına bu yayınlarından dolayı ve 152. Bu polis günü kutlamasına ve tüm polis arkadaşlarıma, kardeşlerime, abilerime selam ederek kutlarım. Bizim TV'nin özellikle Mehmet bu yapmış olduğu organizatörlük bizi çok memnun ediyor. Kayacık köyünden arıyorum. Çok mutluyuz yani böyle bir televizyon yerel basında böyle bir gelişme olması. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. İyi geceler diliyorum. Sağ ol. Ben askerim şu anda. Evet. Arkadaşlarla arkadaşlar burada toplamışlar yıldızlar ediyor. Polis arkadaşlarıma tebrikler. Başarılarının devamını dilerim. Çok teşekkürler. İyi geceler. Hemen. Şeyh Hakancı, lütfen hediyeleri dağıtalım, sağ olsunlar. Bütün izleyicilerimize, bizlere kitlenen tüm dostlara, bölge halkına çok teşekkürler ediyoruz bu gece. Ama müsaade ederseniz almak istiyorum telefonlarınızı. Hepinizin telefonu başımızın üstünde ama takdir edersiniz ki almamız çok zor. Şu anda Tutku Döviz'in 50 markını ben dağıtacağım. Müsaadenizle ilk çekilişi Sayın İl Emniyet Müdürümüz Osman Bey'in uğurlu ellerine
bırakayım. Ve bu arada değerli arkadaşlar, şu anda dağıtacağım hediyeleri siz polis teşkilatımızın güzide insanlarına vereceğiz. Sizlerde birer kura numaramız var. Şimdi bu numaraya bakacağız. 50 mark tutku döviz. Sağ olsun, teşekkürler tutkuya. 25 numara. 25 numara. Şöyle kamera. Tamam. Buraya kadar. Şu anda 50 mark üzerimizde değil. Şöyle gösterir mi kamera değerli genç kardeşimize? Güle güle harca. Harcarken lütfen bizi de düşün. Hemen BRTV'den kartı alıyorsun. Tutku dövize gidip 50 markını alıyorsun. Evet. Şimdi bir para vardı. Orhan abi nerede onlar? 1000 frank vardı abi. 1000 frank vardı sizde. Ben unutmadım. Bir de başka 50 mark. Şu anda kamera bende mi? 1000 frank efendim. Bunu bize Kolağası Market verdi. Yalnız bu paranın bir öyküsü var. Şimdi vatandaşın biri girmiş, ben size 1000 frank demiş, 23 milyon tutuyor demiş. Almış 5 milyon liralık malzeme, üstünü de sayarak almış, hiç hata yapmadan. Kolağısından 23-24 milyona mı gelmiş bu? 1000 frank, maalesef çarpılmışlar. Sevgili Kolağısı kardeşim, olur böyle şeyler. 1000 frankını şimdi dağıtacağım. Bu 1000 frankını da Osman Naturoğlu abimizin uğurlu ellerinde alalım. 19. 19 nolu polis teşkilatımızın güzide insanı. Hemen buraya, paranız çünkü burada hazır. Hemen buraya 1000 frankınız. Fakat bu 1000 frank Kolağısına 24 milyona patlamış. Kıymetini bilin lütfen. Çok kıymetli bir para yani, ufak değil. Kutluyorum sizi. Kutluyorum sizi. Evet. Bir 50 markımız vardı Orhan abi. Yanlışlık olmasın da. Ha, bir de altın var. Şimdi 50 markımız içinde buradan gidiyorum. Şimdi Osman abiye çektirdik. Sizleri temsilen. Hanımefendiye de müsaadenizle. Uğurlu ellerinden bir 50 mark efendim. İyice karıştırın lütfen. Osman abi şunu tutar mısınız? Ablamız iyice karıştırsın. Tamam, çok güzel. Hemen okumayın. 4 numara. 4 numara. Gelir misin şöyle? Böyle büyük bir ikramiyeyi çerçeveletirecek misiniz, yoksa yarın hemen bizimle mi yemeyi düşünüyorsunuz? Şehit Kabasakal'ın ailesine bağışlamak istiyorum. Hani alkış? Tebrik ediyorum seni. O zaman Orhan Bey, bunu emanet olarak size veriyorum. Kardeşimizin dediği yere çok teşekkürler. Örnek bir davranış sergilediniz. Sonsuz teşekkürler ediyorum. Şöyle karıştırayım da. Orhan Bey, sen zahmetini çok çektin. Sana çektirmiyorum, hanımefendiye çektiriyorum. Zaten hanımefendi siz varken sesi çıkmıyor vallahi. Siz yokken çevik kuvvetin vay haline. Siz bana sorun, ben biliyorum. Yalnız şu anda asayiş bende olduğu için sesi pek çıkmıyor. Çıkamaz yani şu anda rütbe olarak da yüksekteyiz tabii. 27. Efendim? 27. 27. Şimdi söyleyeyim mi ne kazandınız? Adem Güldemir. Kamera nerede kamera? Adem Güldemir sağ olsun kuyumcu kardeşimiz, her zaman programda şenlikler yapıyor. Çeyrek altın, böyle çok güzel bir çeyrek altın. Adem Güldemir adına sağ olsun bunu size sunuyorum. Çok güzel oldu, şöyle güzel oldu. Orhan Bey'in sağ kolusunuz, bu kadar tesadüf. Torpil yok. Şike yok değil mi? Vallahi şike yok sayın müdürüm. Ben kendim yazdım, mühürledim. Ama hiçbir yanlış için şike olmadı. Ben bu hediyeyi şehit aile Top Sakal arkadaşımıza hediye ediyorum. Lütfen alkışı biraz arttırır mısınız? Arttırır mısınız? Güzelliğe bakın siz. Zahmet ettim. Çok teşekkürler ediyoruz sana. Sağ ol, var ol. Şunu da emanette tutar mısınız efendim? Efendim yine bir altın çekilişimiz. Enver Ahmet Yazıcı, kuyumcu yazıcıdan güzel bir altın. Bunu da dilerseniz sevgili Mehmet Ada Bey, kenara geçtiniz, size çektirmiyorum. Hanımefendi çekecek, kavanozu tutun sadece.
İyice karıştırır mısın abla, iyice. Yazıcı kuyumcusunun güzel bir altını. Biraz fazla değerli olan şeyi isteriz orada. Neyi beğeniyorsanız. 37. 37. Siz de yazıcı kuyumcusundan, Enver Ahmet yazıcı kardeşimden sağ olsunlar her programda çiçekler gibi bunlar altınlarını gönderiyorlar. Altını kazandınız. BRTV'den kartınızı alıyorsunuz ve altını alıyorsunuz. Güle güle kullanın. Sırada kuyumcu Hayrettin Bey var. Diyor ki ver, ben her şeyin büyüğünü, altını veririm. Fakat kuyumcu Hayrettin Bey'den altını küçük versin, polis evine büyük versin diyorum. Beni zannederim izliyordur. Altını küçük ver şimdi. Polis evine birazcık büyüktür. Ben zaten her zaman elin açıktır sağ olsun kuyumcu Hayrettin. Polis evi için ziyaret edeceğiz sizi zaten. Efendim, telefonu mu alalım? Bir dakika, unutmayayım kuyumcu Hayrettin Bey'in güzel altını var sonra. Polis evi için de tabii şeyler düşünüyordur inşallah. Alo. İyi akşamlar, biraz sesli konuşur musunuz? Sağ olun, buyurun tanıyalım. Mustafa Can. Buyurun Mustafa Bey. Ben burada polis teşkilatının konuşmasını tutuyorum. Polis arkadaşlarımıza çıkan hediyeleri hepsini iade ettiler. Şehit ailelere. Ben onlara iki tane gömlek, tekrar çekiliş yapın. İki tane gömlek beğenip almalarını için burada size, sizin aracınızla onu söylemek için aradım. Arkadaş da canlı yayını aldı. Çok Caner teşekkürler. Caner, şimdi ben müsaadenizle iki tane gömleği demin şehit polislere armağan eden kardeşlerimize ben yetkimi dayanarak veriyorum. Tamam. Gömlekleri BRTV'ye getirip teslim ediyorsunuz. Çok teşekkürler ediyoruz ilginizden ötürü. Ben teşekkür ediyorum. Sevgiler, saygılar efendim. Saygılar. Sağ olun. BRTV'yi getirmeyi unutmayın efendim. Yok, bunlar gelsin. Sevgiler, saygılar sunuyorum. Sağ olun. Kendileri mi alsın? Kendileri alsın, gelsinler. Ben beğendiğini adres, alsınlar. Tamam. Orada. Peki, tamam efendim. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. İyi geceler, sağ olun. Hemen çekelim. Tutma görevi hanımefendi çekecekler biliyorsunuz. Zaten sesiniz çıkmıyor ablalarımız varken. Haksız mıyım genç arkadaşlar? 79. 79. 79. Nerede? Hani nerede göreyim? 79. Efendim. Güzelim. Bu hediyeyi sen kazandın. Bunu sen alacaksın. Alacaksın özellikle. Kuyumcu Hayrettin'den gidiyorsunuz. Cici kız için lütfen rica ediyorum. Bir şey beğeniyorsunuz ve Kuyumcu Hayrettin'den alıyorsunuz. Kendilerine sonsuz teşekkürler Kuyumcu Hayrettin Bey'e. Sağ olun. Evet. Turgut abi tutuyorsun, hanımefendi çekiyor. Ha, şimdiki Kuyumcu Murat, genç bir kuyumcu kardeşimiz, sevgili Murat Süha Gündüz kardeşimiz. Kuyumcu Murat'ın güzel bir altın hediyesini bakalım kim kazanıyor? 10 numara. 10 numara nerede? O zaman zahmet etme. Unutma. Murat kuyumcusundan gidiyorsun. Murat Suha Gündüz kardeşim orada. Size güzel bir altın ayırdılar. Teşekkürler ediyoruz. İlhan abi. Demin sesin çıktı mikrofonda. Hanımefendinin yanında sesin çıkmıyor. Şimdi karıştırsın ablamız. Bu hediyemiz de efendim KİP. Konfeksiyonda büyük kuruluş. Karabük'te büyük kuruluş. Çok kaliteli olması şartıyla dedim. Gömlek ve kravat. Yani paha biçilmez. Bakalım kime çıktı. 6 numara. 6 numara. Hem kravat hem gömlek. Bu arada şunu belirteyim. Bugün bana gelen zimmetli polis teşkilatı gömleğinin geri gelmesi mümkün değil. Hakkımızda ne yapmanız gerekirse yapabilirsiniz, açık söyleyeyim size. Çünkü geri gelmesi biraz zor gibi. Sayın müdürüm, özür dilerim. Öyle mi? Zaten şu anda yönetim bende değil mi? Şöyle yapalım, size mi verelim? Tutar mısınız? Hanımefendi bir çeksin bakalım. Bu hediyemiz Apex firmasının 6 adet olsun.
İki tane çorabı var, daha önceden bize göndermişler. Altı tane çorabı bir kişiye vereceğiz. Altı çorabı yine bir kişiye. İki tane çektiniz zaten, söyler misiniz? 46 numara. Diğerini de çekin. 81 numara. 81. 46 burada mısınız? 81. 5 tanesi senin, birisi benim yalnız. Başında konuşalım. Bak haberin olsun. 6'şar tane çorap Apex'in en kaliteli ürünlerinden. Şimdi bu arada Kenancığım, kime teşekkür ediyorduk unuttuk? Selvi Otel'e, Derya Pide'ye değil mi? Güzel baklavalar yapıyorlar. Efendim şimdi iki kişiye çok önemli bir yine hediyeyi yetkimi kullanarak müsaadenizle bu gecenin hazırlanmasında çok emeği var. Beraber koşturduk. Ben de birazcık yetkimi kullanayım. Yani bunda sakınca bir şey görmüyorum. Her cumartesi günü biliyorsunuz ben Gerede Esentepe Oteli'nin şömine başında kanunla fasıl yapıyorum. Gece hava ifşek gösterileri, sucuk partisi. 3'e kadar süren böyle bir güzellik. Zaman zaman geçenlerde geldiniz. İyi miydi efendim? Burada sergileyemediğim güzellikler orada var. Şimdi Gerede'den geldiler, orada zaten ilçe emniyet amirliği görevindeydi. Orhan Bulut Bey kardeşim kaybolmasın diye Gerede'yi bildiği için iki kişilik Esentepe'de yemek olayını kaybolmasın diye bildiği için söylüyorum. Kendilerine verdim. Lütfen eşinizle beni bir cumartesi günü buyurun izlemeye. Evet. 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 Yine hediyelerimizden bir tane daha. Ha bir dakika. O zaman şu anda onları dağıtalım müsaadenizle. Tamam. Onları dağıtalım. Bir dakika. Bir telefon alayım. Alo. Alo. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Sizi tanıyalım. Ben Hatice Ünal. Karabük Mahallesi'nden arıyorum. Hatice Ünal, Karabük Mahallesi'nden arıyorum. Buyurun efendim. Ben polis teşkilatının 152. yılını kutluyorum. Ve şehit polislerimizin ailelerini, polis şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Ve polis şehitlerimizin ruhları şad olsun diyorum. Çok teşekkürler ediyoruz. Sağ olun. İlginizden ötürü, yakınlığınızdan ötürü. Çok çok teşekkürler. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Sağ olun. Diliyorum. Efendim onları alayım o zaman şurada kalan. O kavanoz neredeydi, kavanozu nereye verdin? Müsaadenizle onu ben alayım. Yani İlhan abi hediye kalmadı. Arka taraftan sesin de çıkmıyor. Ya. Bu arada müsaadenizle telefon mu gene? Bir telefon alayım, ondan sonra Toprak kardeşimiz güzel bir şarkı okuyacak. Alo. Alo. İyi akşamlar. Biraz sesiniz çıksın efendim. İyi akşamlar efendim. Sağ olun. Buyurun tanıyalım. Evet efendim. Buyurun. Duyabiliyor musunuz? Evet duyuyorum. Safranbolu'dan öğretmen Abdullah Kızmaz. Evet. Tamam. Tüm emniyet teşkilatının 152. gününü kutlar. Evet. Görevlerinde başarılar dilerim. Çok teşekkürler. Eğitimciler, güzel insanlar. Eğitimciler adına bir güzellik aldık. Sizlere sonsuz teşekkürler, iyi geceler diliyorum. Sağ olun. Hemen kavanozu alalım, oradan ben bir hediye. Pardon. Efendim şimdi Derya Pide'den iki kişilik yemek. Bunu arayan, bizleri arayan halkımızdan çeşitli dostlara ben yapmak istiyorum. Polis teşkilatımızın benden yakışıklı bir üyesine çektiriyorum. Zaten her zaman seni kıskanırım böyle. Çok güzel giyiniyorsun. Bari sahneye sen çıksaydın da biz polis olsaydık. Ayten Köse. Ayten Köse Hanım, BRTV'den kartını alıyor. Derya Pide'den iki kişilik, buyurun efendim, iki kişilik yemeğini alıyor. Bu arada Ulu Cami'nin karşısında Doğu Ticaret
Yusuf Kerkes kardeşimizin çok güzel bir gümüş suyu, hakiki gümüş suyu, böyle paspas şeklinde bir hediyesi var, büyük. Onun çekilişini yapayım isterseniz müsaadenizle. Biraz gerilere geleyim. Şöyle bir ablamıza çektirelim. Müsaade ederseniz size çektirelim. Karıştırın iyice efendim. Doğu Ticaret Yusuf Kerkes Ulu Cami karşısında çok ucuz. Kaliteli halılar orada ucuz. Gitmeyi ihmal etmeyin dostlar. Kim efendim? Nevin Şahin. Nevin Şahin. Nevin Şahin hanımefendi, BRTV'den kartınızı alıyorsunuz. Doğu Ticaret Yusuf Kerkes kardeşimizden güzel bir paspas halı gümüş suyu kazandınız. Tebrik ediyoruz efendim. Şunu verebilir miyim Mehmetciğim? Evet, Toprak. Değerli sanatçı Toprak. Güzel bir şarkı. Hemen. Mustafa kardeşimizden güzel bir Hicaz Ud Taksim'i dinleyelim. Peşine çok değerli Avni Hanım hocamızın güzel bir şarkısını okumaya, icra etmeye çalışalım. Güzel bir alkış, güzel bir çiçek verelim mi? Sevmiyorum seni artık, sözlerimi geliyle yanmış yeminleri geliyle.
Teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Toprak kardeşimizin bu güzelliğini Perşembe ve Cuma akşamı yine beraberiz. Düşünün, polis teşkilatımızın o gününde salonu, burada sesimiz çıkmıyor. Çünkü ufak yer, ne olur ne olmaz dedik kolonlar falan. İnleteceğiz. Sevgili izleyiciler, polis teşkilatımızın o mutlu günde gelin diyorum. Tavsiyem size, siz kazançlı çıkacaksınız. Böyle bir ekibi Maxim'de dinlemeniz bile yemin ediyorum zor. Şimdi hediye şeyimiz orada mıydı, kavanozumuz? Ha, burada, pardon. Efendim, Kahraman Ticaret, Nihat Kahraman kardeşim, 2 adet gümüş tepsi. Ben birer tane dağıtacağım. Yine bizleri dışarıdan arayan bölge halkın üyelerine dağıtacağım. Şu tarafa hiç gelmedim ya. Şu Zinur abi, şu kabloya bakar mısın? Seslendirme Zinur Bey'e de çok teşekkürler ediyoruz. Bugün çok emeği var, sağ olsun. Güzelim. Kamera görüyor mu? Karıştır böyle, bir tanesini çekiyorsun. 1 adet gümüş tepsi Kahraman Ticaret, sevgili Nihat Kahraman kardeşimizin armağanı. Bakalım kime çıktı? Onda yok, öbürü. Onu atsaydın. Recep Göktaş. Recep Göktaş kardeşim, Nihat Kahraman, Kahraman Ticaret'ten 1 adet şahane gümüş tepsi. Demci Bey, şöyle vereyim size. Yine 1 adet daha var efendim. Şöyle sizlere gelemedim. 1 adet gümüş tepsi Kahraman Ticaret, Nihat Kahraman kardeşimizden Karabük halkına. Halise Özgan. Halise Özgan hanımefendi 1 adet gümüş tepsi kazandı. Çok kaliteli Kahraman Ticaret, Nihat Kahraman kardeşime teşekkürler ediyorum. Harikalar yaratmış. Yine programlarımıza böyle kaliteli şeyler göndersin. Bu arada 2 tane hediyemiz daha geliyor Karabük halkına. BRTV'den 2 tane altın geliyor. BRTV televizyon kuruluşumuz, özveriyle gerçekten çalışma yapan ve büyük bir atak içinde Karabük'e yerel imkanlarla televizyonculuğu en iyi şekilde başaran kardeşimiz, yönetim kurulu başkanı sevgili Mehmet Çetinkaya'nın BRTV'nin 1 altını var. Lütfen kendisine çektireyim, isterseniz alayım onu sahneye. Mehmet Çetinkaya. Mehmetciğim, iyice karıştırır mısın lütfen? BRTV'nin çok güzel altını. Nursel Şener. Şener. Nursel Şener. Evet. Safranbol'dan. Lütfen. Bu arada ben polis teşkilatımızın 152. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Aşağıda telefonları bizzat ben aldım. Bütün vatandaşlarımız, biz aslında hediye için değil, gerçekten polislerimizin bu mutlu gününü kutlamak için arıyoruz dediler. Onlar tarafından halkımıza da kutluyorum. Çok teşekkürler. Sizde kalsın lütfen. Yine BRTV'den 1 altın daha. Bunu da BRTV'nin genel koordinatörü, programın başından beri koşuşturma içinde olan sevgili değerli abimiz, eski sanatçı, eski sporcu Remzi Tüfekçi beyefendi yapacaklar. Evet, evet. Aynur Sert. Aynur Sert hanımefendi, BRTV'den 1 altın kazandınız. Remzi Tüfekçi Bey'e geldiğiniz zaman hemen altınızı alıyorsunuz. Bir şey diyor musunuz efendim? Bu güzel topluluk karşısında konuşmak biraz zor. Gerçekten bir anlamlı geceyi, anlamlı günü kutluyorum. Genç arkadaşlarım gözlerinden öpüyorum. Saygılar sunuyorum. Şimdi hani bir şarkı istemişlerdi. 2 kişi tesadüf, unutuyordum. Hep böyle oluyor. Bu ne sevgi ağa, bu ne ızdırak. Dilerseniz Hüzzam'a geçiş taksimini değerli kemani Yüksel kardeşim yapacaklar. Vatan Hastanesi'nden check-up mı var? Daha sonra müsaadenle bu şarkıyı bitirelim. Şu taksim, şu taksim. Taksimi görmüyorum sen Hakan.
gittim ah, bu ne ıstırap, zavallı ne kadar haram, bu ne sevgi ah, bu ne gelemem ben, gidemem ben, her güzele gönlüm.
memnunum, yatsam yeniden kimi ümitlerim yaralar gider. Aşkın kanunum, yatsam yeniden kimi ümitlerim yaralar gider. Kimi benim gibi sever gönülden, kimi senin gibi el olur gider. Kimi benim gibi... Lay 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 lay. Sonunda gözyaşı vardı, kar damlalarına sel olur gider. Her aşkın sonunda gözyaşı vardı, akar damla damla, akar damla damla sel olur gider. Akar damla damla sel olur gider. Sakinleri birleşmişler. Esentepe'de bir tek bizim programı izliyorlarmış. Polis teşkilatını kutluyor. Kemal Tekbal kardeşim Esentepe adına konuşuyor. Şimdi ben kendisinden rica ediyorum. Sağ olsun teşkilatın güzel gününü kutluyor. Lütfen Esentepe'den yapacağı bir organizasyonla polis evine güzellikler getirmesini diliyorum. Kemal kardeşim senden bunu bekliyorum. Lütfen uğra. Yine Esentepe, eli açık bir mahalle Esentepe halkı, sağ olsun bütün Karabük öyle ama Esentepe'de Karadeniz Piliç Market, 4 kişiye 2 kişilik yemek. Bunu da gelmişken bir arada hemen çekilişe sokalım. Gel güzelim, gel. Gel şuradan bir tane çek. Çek bir tane bakayım, aferin sana. Çektin mi? Ver amcana okusun bakayım. Ayşe Avdancı. Ayşe Avdancı Hanım, Esentepe'de Karadeniz Piliç Market'ten 2 kişilik çok güzel yemek kazandınız. Lütfen yanında baklavayı da ihmal etmeyin, arkadaşlar belirtmemiş ama. Bu arada, şimdi 2 kişilik daha, ya hiç saz heyetini unutuyoruz. Lütfen çiçek yerine birbirinden güzel bu, perşembe günü beraberiz ha. Çiçek yerine birbirinden çiçek. Her ne kadar Timur köşedeyse de Mustafa'cığım, en genç üye olarak seni seçtim. Saçın beyaz ama gönlün genç çünkü. Yıllardır beraberiz. Güzel karıştın. 2 kişilik yemek. Sana çıkarsa karışma. Daha önce oldu böyle bir torpil. Olmaz. O zaman bir dakika. Koyar mısın onu yerine? Şimdi yıllardır Karabük'e halk oyunlarını her yerde görüyorsun. Hizmeti var. Eşiyle Karadeniz Piliç Market'e gidip de şöyle güzel bir ziyafet çekti. Yetkimi kullanıyorum. Karadeniz Piliç Market sizlerle. İki kişi eşiyle gidecek. İki kişiyi öbür tarafa dağıttık. Dört kişiye dağıttık. Ha dört kişi ikişer kişilik. Mustafa. Şimdi bir dakika. Şimdi birine daha çektireyim ben. Toprak kardeşim. Aklıma futbolcu Toprak'la eşdeğer geliyorsun. Güzel karıştı. Ufak kalıyor bizim yanımızda. Biz biraz daha yaşlıyız. Öznur Pekpak. Öznur Pekpak kardeşim. Efendim sizler de Mustafa Bey gibi iki kişilik Piliç Market Karadeniz Esentepe'den gidiyorsunuz. Eğer aynı anda giderseniz Mustafa Bey'den klarnet taksimi orada dinlemeyi ihmal etmeyin lütfen. Mustafa'cığım giderken klarnet dinle gidiyorsun. Zinnur. Seslendirmede perşembe ve cuma günü yine yardımlarını alacağımız, akşam başladığından beri özveriyle kablolardan oraya buraya gerçekten alkışa hak etti Zinnur abi, eski müzisyen. Evet. Ona çektirelim. Zinnur abi güzel karıştırır mısın? Çektin mi? Menekşe Tuncer.
Menekşe Tuncer hanımefendi iki kişilik Esentepe'de klarnet Mustafa'nın eşliğinde bir akşam ziyafeti. Burada mı? Bir dakika şimdi. Menekşe derken ben, yani özür dilerim de, ha, eşinize mi çıktı? Ya ben Menekşe derken yanlış anlamayın, böyle acaba dedim. Bazen isimlerde değişiklik oluyor. Tuhafıma gitti önce. O zaman afiyetten yiyin. Lütfen Mustafa ile temasa girin. Klarnet taksiminin olduğu güne hep beraber olun. Kutluyoruz. Toprak, hareketli bir şey yapıyorsun. Şimdi efendim son aldığımız bir habere göre değeri baya pahalı Vatan Hastanesi A'dan Z'ye hiçbir harf eksik olmayacak şekilde check-up belirtmişler telefonla yeniden. Önce Vatan Hastanesi'ni ve şahsında Müdür Bey Mehmet Babadağ'ı kutluyorum. Şimdi check-up'ı kazanacak Karabük bölgesinin çevre ilçelerimizin şu anda aynı zamanda BRT FM canlı yayındayız. Sadece televizyon değil, radyoları başındaki insanlarımız da program başından beri izliyorlar. Onlar da telefonlarla katılmışlar. Kendilerine de kutluyorum. İsterseniz bunu da değerli teşkilatın çok değerli bir üyesi abimize çektirmek istiyorum müsaadenizle. Check-up'ı iyice karıştırırım.